Capture düğmesine basarak yeni bir çalışma sayfası açıyoruz. Buraya eleman eklemek için birkaç yöntem var. Library menüsünden Pick Parts from Libraries komutuyla eleman toplama penceresini açabiliriz. Ya da eleman kutusundan P harfine basarak da aynı pencereyi açabiliriz. En kısa yol ise klavyeden P harfine basmaktır. Klavyeden P harfine bastığımız zaman eleman toplama penceresi geldi. Buradaki keywords kısmına elemanın ismini yazıyoruz. İngilizce ismi lazım. Direnci çağırmak için İngilizcesi register, ilk 3 harfini res yazdığımız zaman direnç elemanı burada görüyoruz. Sembolü burada. Bu kısımda baskı devre kılıfı. Eğer elemanın burada baskı devre kılıfını görmüyorsak, baskı devre çizimine geçtiğimiz zaman bu elemanı kullanamayız anlamına gelmektedir. Okey diyerek elemanımızı eleman kutusuna aldık. Diğer bir eleman olan pili alalım. İngilizcesi cell. Sadece burada yazılan kelime eşleşsin istiyorsanız şu seçeneği tıkladığımız zaman filtreyi daraltmış oluruz. Bu şekilde görürüz. Show only parts with models kısmından da sadece Proteus'ta simülasyonu yapılabilen elemanları seçmiş oluruz. Çünkü her elemanın simülasyonu Proteus'ta yapılmıyor. Bu elemanı da seçtikten sonra OK diyelim. Şimdi elemanları çalışma alanına eklemek için elemanımızı seçiyoruz. Çalışma ekranına da tıkladığımız zaman elemanlarımız buraya yerleşiyor. Bir elemanın yönünü değiştirmek için şu yöntemi kullanabiliriz. Üzerinde sağ tıklayıp sağ ya da sola döndür seçeneklerden birini kullanabiliriz. Bu şekilde elemanı döndürdük. Ya da eleman kutusundayken bu işlemi yapabiliriz. Bunun için seçtikten sonra sağ döndürü yaparız. Aradaki fark nedir? Burada yaptığımız zaman elemanı her aldığımızda o şekilde dikey ya da yatay o şekliyle gelecektir. Çalışma sayfasında yaptığımız zaman sadece bir kereliğine döndürme işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Elemanı taşımak için üzerine tıklıyoruz. Dört yana siyah ok çıktığı zaman bu taşıyabiliriz işaretidir. Bu şekilde istediğimiz şekilde elemanı çalışma sayfasında pilimizi de ekrana taşıyalım. Şimdi bağlantıları yapalım. Varsayılan olarak bağlantı modu işte kalemdir. Eleman uçlarına geldiğimiz zaman da kalem belirecektir. Bu şekilde bağlantılarımızı gerçekleştirebiliriz. Ekranda tıkladığımız yerlerde köşeler oluşur. O şekilde istediğiniz biçimi verebilirsiniz. Bağlantı noktalarında da düğüm noktaları oluştuğunu görebilirsiniz. Bu şekilde bağlantımızı gerçekleştirdik. Şimdi burada eleman değerlerini değiştirmek için elemanın üzerine çift tıklıyoruz. Burada referans adı geçiyor. Burası sabitte kalabilir. İstediğimiz gibi bunu değiştirebiliriz. 9 volt verelim. Bu da voltaj. Yani pilin değeri kaç volt, kaç voltluk pil kullanacağız. OK tuşuyla bunu onaylıyoruz. Dirençleri değiştirelim. R2'nin değerini 5K yapalım. Burada direnç değeri 5K olarak ayarlandı. R3'ü de 1K olarak ayarlayalım. Eleman değerini değiştirmek için sağ tıklayıp Edit Properties ya da klavyeden Ctrl E'ye basarak da yine Edit Component penceresini açıp gerekli değişiklikleri yapabiliriz. Devrimiz bitti. Bunu kaydedelim. Kaydetmek için araç çubuğundan Save Project düğmesi, kaydetme düğmesiyle bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Buraya dosyanın adını yazalım. Ve kaydet tuşuna basalım. Burada üzerinde değişiklikler yaptıktan sonra tekrar kaydetmek istediğimizde üzerine kaydedecektir ama kaydetme penceresi gelmeyecektir. Tekrar bu pencerenin gelmesini istiyorsak File menüsünden Save Project As yani farklı kaydet penceresini açıp farklı isimle ya da farklı bir adrese kaydetme işlemini gerçekleştirebiliriz.